Ay ışığının bizi etkilediğine inanmak isteriz. Ayın evrelerinin cinayetten vampirizme, uyur gezerlikten gece maçlarındaki futbolcu şiddetine kadar pek çok olayla ilişkisini araştıran 250'nin üzerinde yayın aynı sonuca varmıştır. Dolunay vardı ve hiçbir şey olmadı. Seri katil Berkowitz kafayı park etmiş otomobillerdeki sevgililere takmıştı. Saldırıları genellikle dolunaylı gecelere denk gelir. Cinayetler için neden bu geceleri seçtiği sorulduğunda "Sevgililer böyle gecelerde buluşmayı tercih eder de ondan." demişti. Kısacası Sam'in oğlu sadece fırsatçıdır. Yoksa dolunayda aklını kaçıran bir seri katil değil. Yüze yakın çocuğu öldürüp yediği söylenen Albert Lish'in dolunaylı geceleri çırılçıplak soyunup dans ettiği, akıl hastanesinde kalp krizinden ölen bir diğer seri katil Ed Gein'in ay ışığında hoplayıp zıpladığı söylense de kurbanlarına saldırmak için ne biri ne diğeri dolunayı beklemiş. Gökbilimciler, etraf karanlıktı, komşumu bıçaklayanı göremedim. Ya da mehtap vardı, koyunlarımı çalanı tanıdım diyenlerin doğru söyleyip söylemediğini araştırırlar. Dünyanın önde gelen adli astronomlarından Texas Üniversitesi'nden fizikçi Donald Olson bunlara ek olarak daha keyifli işler yapıyor. Gök cisimlerin yer aldığı sanat eserlerini inceliyor ve bir fotoğrafın çekildiği ya da tablonun yapıldığı yer ve zamanı tam olarak belirliyor. Ünlü fotoğrafçı Ainsley Adams'ın ya da ressam Van Gogh'un kimi eserleri onun çalışmaları sayesinde zaman ve mekan kazandı. Fotoğraf çekmenin kolaylaşmasıyla birlikte polislerin onlardan yararlanma oranı da arttı. Örneğin 2002 baharında 10 ayrı ülke vatandaşı 25 kadar erkeğin oluşturduğu bir pedofil çetesi tek bir fotoğraf sayesinde çökertilmişti. Yaşları 3 ila 15 arası 35 kadar çocuğun fotoğraflarını internet üzerinden paylaşan örgütün bir fotoğrafında 11 yaşındaki bir kıza tecavüz eden suçlunun sırtı ve mekanın bir bölümü görünmekteydi. Tişörtün arkasındaki logodan bir Danimarka şirketine, odanın bazı ayrıntılarından adamın evine ulaşıldı. Ne üzücü ki fotoğrafı çeken adamın karısıydı. Twitter, Facebook, MySpace gibi sosyal ağlardaki hareketinizi sadece işvereniniz izlemiyor. Suçun planlanmasında, ayaklanmaların organizasyonunda sıklıkla bu iletişim platformlarının kullanıldığını gören New York polisi 2011 Ağustos'undan bu yana adı geçen ağları özel bir birim ile izliyor. Suçluları bulmaya, daha önemlisi suç işlenmeden önlemeye çalışıyor. Ağustos'taki Londra ayaklanmalarının ertesinde İngilizler, polise acil durumlarda sosyal medyaya ve cep telefonlarının Messenger programlarına erişimi durdurma yetkisi vermek istiyor. Ve Başbakan David Cameron bu fikri destekliyor. Selim'in emekli olunca benzer bir senaryo yazmaya özendiği Seven, yani 7, Hristiyanlığın 7 büyük günahını işleyenleri öldüren bir seri katili anlatır. Semavi dinlerin yanı sıra satanizm, vampirizm gibi inanç sistemleri uğruna cinayet işleyenlere ritüelistik katil denir. İtalyan rahibe Mainetti'nin kendi satanik gruplarını kuran 3 küçük kız tarafından katli ve 17 yaşındaki Michael Hartman'ın 90 yaşındaki Bayan Mabel Leyshon'un kalbini çıkartıp kanını içmesi gibi vahşi olaylar doğrudan bir bağlantısı kanıtlanmamış olsa da Norveç black metali ve benzer müziğe meraklı gençlerin ailelerini kaygılandırmayı sürdürür. Sesin tanınabileceğine olan inancımız bir türlü sarsılmaz. Bu nedenle aradan aylar geçmiş olsa da bana tecavüz eden buydu, sesini tanıdım diyen mağdura bütün kalbimizle inanma eğilimindeyiz. Son nefesine kadar bebeği ben kaçırıp öldürmedim diye yalvaran Bruno Richard Hauptmann'ı 1936'da elektrikli sandalyeye götüren acılı baba pilot Lindbergh'in "Katil budur, sesinden tanıdım." demiş olmasıydı. 9 yaşındaki küçük kıza tecavüz ettikten sonra öldürmekle suçlanan ve ömür boyu hapse mahkum edilen Kanadalı Maureen'in aleyhindeki başlıca delil de sesini çocuğun annesinin tanımasıydı. Maureen, Hauptmann'dan daha şanslıydı. Yapılan sayısız başvuru sonunda kızın iç çamaşırları üzerindeki sperm lekesinin DNA analizi yapıldı ve ona ait olmadığı anlaşıldı. Maureen, 1995'te 10 yıl kaldığı Quebec cezaevini hür bir insan olarak terk etti. Sanat değişiyor. Evlerimizin duvarına astığımız tablolar değişiyor. Artık resme dönüşmüş DNA profilimizi, spektrograf adlı bir gereç yardımıyla sesimizi ölümsüzleştiriyoruz.
Spektrograf bir sesin kime ait olduğunun anlaşılmasında da kullanılır. Ancak ses izlerinin sadece %35 kadarından kimliklendirme yapılabilir ve her 100 kimliklendirmeden biri hatalıdır. Kısacası henüz bir parmak izi ya da DNA güvenilirliğinden çok uzaktadırlar. Bu bölümün kanımca en ilginç ipucu böylesi bir ses iziydi. Kahramanlarımız önce duvardaki tabloda ünlü Latin ozan Horatius'un bir dizesinde geçen "gününü gün et, anı yaşa" anlamındaki "carpe diem" özdeyişi yerine "benim olacaksın" dendiğini fark ettiler. Orijinal kayda ulaştıklarında arka plandaki tren sesini duydular ve Derya'nın katiline ulaştılar. Işıl, internette karşısına çıkanın 17 yaşında genç bir kız olmayabileceğini akıl etseydi ablası ölmeyecekti. İnternette kimlik değiştirmenin çok yaygın olduğunun altını çizerken bir kez daha hatırlatalım. Unutmayın, kusursuz cinayet yoktur.